Kanal İstanbul efendim. Kanal İstanbul. Çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Çok fazla konuşulmuştu. Şimdi biz Sezen Aksu'yu konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun yemek yediği balıkçıyı konuşuyoruz. Ülke gündemi. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi liderine, işte Trabzon'da yaptığı açılışta bir çocuk, Cumhurbaşkanı bir çocuğu kürsüye de mikrofon uzattı, hain dedi, bunu konuşuyoruz. Ana akım medyada akşam tartışma programlarında Sezen Aksu konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemek konuşuluyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuk konuşuluyor. Dayısı konuşuluyor, amcası. Ama Kanal İstanbul'da bakın Orta Doğu'da yayınlanan televizyon kanallarında yayınlanan bir reklamı getireceğim şimdi ekrana. Sosyal medyada bu oldukça fazla yer etti. Tarım arazilerinin imara açılma garantisi üzerinden pazarlıyorlar efendim. Biz o garantiyi aldık diyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nden. Araplara pazarlıyorlar. Vatandaşlığımızı pazarlıyorlar. Tarım arazilerimizi pazarlıyorlar. Görüntü hazır değil mi arkadaşlar? اليوم فضلا من الله ونعمة زي ما احنا شايفين عم نحكي عن القرار اللي كنا عم نستناه لفترة طويلة جدا ممكن أكثر من سنة وإحنا عم نستنى هذا القرار القرار اللي بين إيدينا زي ما احنا شايفين وبشكل واضح دخول الإتاب الأول والثاني والثالث من منطقة يني شهير المدينة الجديدة توسعة مدينة اسطنبول باختصار مشروع قناة اسطنبول كان عبارة عن مخططات وآمال وأحلام واليوم على أرض الواقع فضلا من الله ونعمة شفنا القرار طلع بتاريخ 17/1/2022 تاريخ اليوم يوم الاثنين 17/1/2022 وطبعا لمدة 30 يوم بعد 30 يوم زي ما احنا شايفين رقم القرار راح يكون بالد على السيستم وراح يكون موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي وراح يكون موجود اساسا على السيستم تبع البلدية ودائرة الاراضي زي ما احنا شايفين هلا شو بيفيدنا هذا القرار هذا القرار باختصار عم نحكي انه المشروع صار على ارض الواقع عم نحكي يني شهير صارت على ارض الواقع ومثال من الأمثلة أرض من الأراضي اللي تم شرائها من خلال شركة جو سمارت اللي هي هاد جماش 131-289 كانت مساحتها زي ما احنا شايفين 8858 هلأ على السيستم الجديد على الأوراق اللي بين إيدينا على السيستم الجديد زي ما احنا شايفين اتاخذ من الأرض بمرحلة الدوزان ل 45% مساحتها الجديدة صارت واضحة قدامنا والأرض كم كان رقمها رجع لي مرة تانية لو سمحت على الشاشة ارجع لي مرة تانية خلينا نرجع نتطلع هلا الأرض صارت مساحتها 4872 يعني اتاخذ منها 45% ورقم القطعة والحوض بهذا الشكل صارت قدامنا بنرجع نفتح على رقم القطعة والحوض الجديد قدامنا لحتى نشوف قطعة الأرض زي ما احنا شايفين الجزيرة تبعها 699 ورقم القطعة 14 فضلا من الله ونعم جاي على الشارع رئيسي شارع 55 طبعا اطلالتها على المارينا مباشرة فباختصار شديد جدا اللي عم بفيدنا هلا كل قطع الاراضي اللي تم شرائها بالفتره الماضيه بوصف تارلا راح تتحول بمرحله الدوزان لك هاي لوصف ارسل اللي هي مثلا تجاري سكني ابراج وات ايفر يعني قابله للاعمار يعني قطع الاراضي كلياتها القيمه تبعتها صارت باذن الله تعالى اضعاف مضاعفه طبعا خلينا نوضح بشكل مفصل القرار هذا Şimdi seyrettiniz öyle değil mi? Alt yazıları da okudunuz. Ne yapıyor anladınız değil mi? Bu gayrimenkul uzmanı emlakçı Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde İstanbul'da Kanal Avrupa'nın etrafındaki tarım arazilerini pazarlıyor arsa diye. Diyor ki imar falan problem yok yani. Yeni bir kent kurulmuş İstanbul'da haberimiz yok. İsmini bile bulmuşlar. Yenişehir. Telefon hattımız hazır mı arkadaşlar? Canlı telefon bağlantımız. Efendim bu tarım arazilerinin bu şekilde yok olmasıyla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Sayın Orhan Sarıbal'la konuşmak istiyoruz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım Mustafa Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Başkanım şöyle bir Buyurun. Şey söyleyeceğim. İzleme olasılığınız olmadı biliyorum ama Kanal İstanbul'la alakalı artık Orta Doğu televizyonlarında reklam filmleri dönmeye başladı ve bizim oradaki tarım arazilerine şu anda herhangi bir imar uygulaması olmayan tarım arazilerini imara açılmış gibi garanti verip pazarlıyorlar.
biz devlet garantisi aldık tarzından söylemler var. İstanbul'a yeni bir ilçe kurulmuş. Adı da belliymiş zaten. Yenişehir. Sizin bir bilginiz var mı bundan başkanım? Bu yeni ilçeden? Şöyle biliyorsunuz zaten bu projenin adı aslında her ne kadar Kanal İstanbul'sa aslında bir ciddi bir rant ve emlak projesi bu. Ve bu emlakın ana kaynağını da tarım alanları oluşturmaktadır. Yani bölgede tarım alanları, hayvancılık yapılmaktadır. Bitkisel üretim var. Bitkisel üretimde buğday var, arpa var, mısır var. Birçok ürün üretilmektedir ama öylesine büyük bir kampanya ve reklam yürüyor ki orada aslında çiftçileri de ciddi anlamda baskı altına almış durumdalar. Çiftçiler de bu konuda rahatsız ve tabii rant olunca, paralar büyük olunca çiftçiyi de oradan aslında yönetmek, oradan yönlendirmek istiyorlar. Yabancı kanallarda ya da iktidarın kendi yakın çevrelerinde buralarda yeni 2-2,5 milyonluk bir kent en azından oluşacağı ve o alanların bütününün aslında imara dönüşeceğini defalarca söylediler. Ama şunu hala Türkiye'nin görmemesi, ne yazık ki tüketicilerin de görmemesi, 84 milyon insanın görmemesi gerçekten çok üzücü Mustafa Bey. Yani bugün Covid-19 sürecinde gördük ki biz insanlar lüks evlerini yemediler, apartman dairelerini yemediler, hava alanlarını yemediler, iPad'lerini, iPhone'larını, o yıllarca bize dayattıkları ne yapacaksınız canım yani tarım ürünlerini, ast olan sanayidir, ast olan başka şeylerdir, ast olan paradır. Bir cep telefonu eşittir bir kamyon buğday diyen sanayicisi, tüccarı, siyasetçisi, hepsini kınayarak söylemek istiyorum. Türkiye ciddi bir tarım krizine ve ciddi bir gıda krizi içerisindedir ve bu çok daha derinleşerek gitmektedir. Mustafa Bey, o yüzden İstanbul'da yapılan iş aslında bütün Türkiye'de iktidarın uzunca bir zamandır yapmak istediği, yapmaya çalıştığı, hatta çok büyük bir kısmında da tarımı çökerterek, çiftçiyi tarımdan uzaklaştırarak aslında bu konuda bir başarı öyküleri de var. Bu başarı yokluk başarısı bu topraklarda, açlık başarısı, toplumu sabah sıcak -2-3 derecelerde ucuz ekmek için kuyruğa diken başarı politikalardır. Yani tam bir rezillik örneğidir. Şimdi de İstanbul'a bunu dayatarak İstanbul'da tarım yapılan alanları birer emlak alanı olarak, birer inşaat alanı olarak, birer konut alanı olarak, proje alanı olarak söyleyerek oradan doğru bir yol yürütmeye çalışılıyor ne yazık ki iktidar tarafından. Sayın Başkanım, çok fazla zamanınızı almayacağım ama şunu sormam gerekiyor. Zaten geçtiğimiz programlarda da siz beyan etmiştiniz, gerek bize katıldığınız programlarda gerek diğer medya kuruluşlarına, Türkiye milyonlarca metrekare tarım arazisini kaybetti. Ekilmiyor zaten. Artan maliyetler ve girdiler neticesinde. Bir de üstüne İstanbul'un en verimli tarım arazileri olan bu Kanal İstanbul, bu İstanbul projesinin geçtiği güzergah yok olursa eğer, böyle bir inşaata teslim edilirse geri dönülmez bir, tabiri caizse, yola gireceğiz herhalde Sayın Başkanım, öyle değil mi? Elbette. Bakın Mustafa Bey, eğer 2019, 2020, 2021'de, özellikle de 2021'de eğer biz Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Romanya'dan buğday, arpa, mısır, ayçiçek yağı, ayçiçek almasak sofralarımızda bu ürünler olmayacak. Sofralarımızda ayçiçek yağı, ekmek ve özellikle bu üç ürüne bağlı ürünlerin, gıda maddelerin olmayacağını görmek zorundayız. Şu anda Türkiye'de 50 milyon dönüm arazinin üzerinde arazi ekilmemekte. Hazine arazilerini açtılar, milli emlaka ait arazileri açtılar ama bir dişin kovuğunu doldurmayacak kadar az. 50 milyonun karşısında 200 bin dönüm, 300 bin dönüm, 500 bin dönüm hazine arazisini üretime açarak reklam yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve bugün baktığımızda 2021 yılında biz
8 milyon tonun üzerinde buğday satın almışız ve hemen hemen bunun çok büyük bir kısmını içeride kullanıyoruz ve pahalı alıp, Toprak Mahsulleri Ofisi pahalı alıp içeriye ucuz vererek un sanayine ekmek çok fiyatı artmasın diye baskı yapılıyor. Ama aynı Toprak Mahsulleri Ofisi kendi çiftçisinin buğdayını 17 Mayıs 2021 tarihinde açıkladığı rakam hala 2250 lira. Kendisi dışarıdan 4000-4500 lira bir ton buğday aldı. Bugün de İstanbul'u çevreleyen o Arnavutköy ve devamındaki Silivri ve o bölgedeki bütün tarım arazileri aslında İstanbul'a çok büyük katkı koymakta, İstanbul'a çok büyük destek vermekte, İstanbul sanayicisi, İstanbul'un gıda sanayicisi, İstanbul'un halkı ve oradan hem süt almakta, hem buğday almakta, hem arpa almakta, hem mısır almakta. Ya nereye kadar olacak bu iş? Nasıl olacak? Yani ülkeyi adeta yokluk krizine doğru itiyorlar. Adeta insanları açlığa sürüklüyorlar. Bu maliyetlerle zaten Mustafa Bey, yani bu mazot maliyetiyle bu gece yine zam geliyor. Gübre maliyetiyle, yem maliyetiyle bu koşullarda üretim yapıp bu üretimden de halkın yeterli ve dengeli gıda alma ihtimali kalmadı zaten. Biz de işte şimdi İstanbul hikayesi üzerinden İstanbul'da Kanal İstanbul'u bahane ediyorsunuz. Başka bir yerde termik santrali bahane ediyorsunuz. Başka bir yerde havaalanını bahane ediyorsunuz. Başka bir yerde yol bahanesiyle bakın yollara. İstanbul-Bursa, İzmir otoyoluna bakın. Gittiği güzergaha bakın. Zeytinlik alanlar, üzüm alanları. Geliyorsunuz bu tarafa tamamen sebze alanları. Ya böyle bir şey olmaz. Bu bir katliam. Bu bir hainlik. Çok açık söyleyebiliriz. Çok net. Evet. Başkanım, tabii hiç kimse yola, havaalanına karşı değildir ama biraz önce söylediğiniz şey çok önemliydi. Dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya. Neden? Bu Covid-19 döneminde son 2 yılda özellikle çok iyi anladı ki yollar söylediğiniz gibi çok güzel evler vesaireler yenmiyor. Bu yüzden politikalarını da buna göre şekillendirdi bütün ülkeler aşağı yukarı. Ama Türkiye çok maalesef elinde kalan tarım arazilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya uygulanan politikalar neticesinde. Çok doğru Mustafa Bey. Bakın Covid olduktan sonra başta Çin olmak üzere Hindistan ve diğer Avrupa ülkeleri, Rusya stoklarını gözden geçirip çok ciddi bir stok artışına gittiler. Çok ciddi. Ve bu stok artışlarına giderken aynı zamanda yerel üretim politikalarını da gözden geçirdiler. Ve aynen şu kelimeyi kullandılar. Değerli çiftçilerimiz, size şükranlarımızı sunuyoruz. Siz olmazsaydınız bugün biz çocuklarımıza yedirecek ekmek bulamazdık. Karnımızı doyuramazdık. O yüzden ülkemizin kaynakları tarıma ve üretime sonuna kadar açılacaktır dendi. Ve o ülkeler özellikle üretim eksiği olan ülkeler stokları için yerli üretimi arttırdı. Üretim fazlası olanlar da bundan istifade ederek elindeki ürünün kıymetini buldu ve fiyatları arttırdı. Bakın birileri stok arttırdı, birileri de üretim fazlasından dolayı elindeki üretimin fiyatını arttırdı. Peki biz dışarıya muhtaç edildiğimiz için saray iktidarı tarafından biz maalesef yurt dışından pahalı alarak onu içeriye ucuz vererek aman ekmek fiyatı artmasın, aman gıda fiyatları artmasın diye bir tutum içerisine girdik. Hala değişen bir şey yok. Hala gerçekten gerçekleri görmüş değiller. Bu maliyetlerle üretimi yapabilme şansı hemen hemen azalıyor ve ayrıca yetmez, tarım alanlarına birçok gerekçe ve bahaneyle, biraz önce söylediğim gerekçelerle, elbette biz karayoluna karşı değiliz, biz havaalanına karşı değiliz, biz maden çıkarmaya karşı değiliz. Ama kör göze parmak sokar gibi en kıymetli tarım alanlarını yok ederek insanımızın açlıkla sınavını istiyorsanız, açlıkla insanları terbiye etmek gibi bir derdiniz varsa, fakirlikle insanları test ediyorsanız,
bizim bütün itirazımız bu. Bakın bütün bilim insanları şunu söylüyor. Yeni dünya düzeni 21. yüzyıl su ve gıda savaşlarıyla yürüyecek. Evet. Su ve gıda savaşları. Elbette o savaşları yapabilmek için de enerji meselesi üzerinden gidecekler. Ve bütün ülkeler artık çok net liberal ekonomi çökmüştür tarımda. Tarımda serbest piyasa denen bir kavram yoktur. Her ülke o vahşi kapitalizmin en büyük bütçelerine sahip olan ülkeler tarımı devlet aracılığıyla desteklemekteler. Tarıma çok ciddi desteklemeler yapmaktalar. Ve şunu diyorlar, bilin, eğer bir ülkeyi kuşatmak istiyorsanız gider savaşırsınız askerlerinizle vesaireyle kuşatırsınız. Ama eğer insanlığı yönetmek istiyorsanız, insanlığın geleceğini kontrol etmek istiyorsanız gıda egemenliğini sağlamak zorundasınız. Gıda egomanyası kurmak zorundasınız. Gıdayla insanlığı terbiye etmek zorundasınız. Ve ne yazık ki bizim iktidarlarımız ağzını açıp, çok özür dilerim, yani sıkılmadan, utanmadan bu ülkeye ihanet ettiler. Ve bugün biz, bu ülkeler devasa bir hal aldı. Örneğin yanı başımızdaki Rusya 35 milyon tondan buğday üretimini 80 milyon, 85 milyon tonlara çıkarırken, biz 1980'de 40-44 milyonken ürettiğimiz buğday kadar 84 milyon, 90 milyon olduk. 2021 yılında onun 5-6 milyon ton daha aşağısını ürettik. Evet. Böyle bir ülke olabilir mi Mustafa Bey? Doğru. Umarım bu politikaları yetkililer, ümidim yok ama, gözden geçirirler. Temennisinde bulunmaktan başka bir çare göremiyorum şu an için Sayın Başkanım. Aynen öyle, aynen öyle. Bizim de görevimiz uyarmak, halkı uyarmak ama burada sizler aracılığıyla tüketici olan yani 80 milyon insana seslenmek isterim. Bakın bu ülke açlığa sürükleniyor ve bu ülkede üretim sürekli azaldı ve azalmaya devam edecek bu politikalarla. Tüketicilerin de artık bu konuda sadece ürünlerin, gıdanın sofraya geldiği, sadece marketlerin raflarından aldıkları, sadece kafelerde, restoranlarda gidip oturup para ödeyip aldıkları ürün olarak, bir meta olarak bakmasınlar. Bunu bir hak olarak baksınlar ama bu hakkın en başında çiftçiler geliyor. Eğer biz çiftçileri ayakta tutamazsak, çiftçilerin haklarını koruyamazsak, onların bu borç sarmala içinde boğulmalarına müsaade edersek, bu girdi fiyatlarıyla onların boğulmalarına müsaade edersek, o tüketiciler yarın paraları da olsa gıda bulamayacakları günleri görebilirler. O yüzden bu mesele artık bir memleket meselesine dönüşmüştür. Bir metrekare toprağımızı bile heba edecek, başka bir alana kaydıracak durumumuz söz konusu değildir. Burada bütün tüketicilerin şunu görmesi lazım. Devletin görevi insanının yeterli ve dengeye ulaşabilmesi için bütün elindeki araçları kullanma zorunluluğu vardır. Bu yasal, bir anayasal bir sorumluluk ve görevdir. Ama bütün tüketicilerin, bütün insanların da bir yurttaşlık bilinciyle, bir yurttaşlık sorumluluğuyla bu gıda zincirinin bütününde başta çiftçiler olmak üzere her noktasında müdahil olmaları, seslerini yükseltmelerini, eğer bugün çiftçilerin haklarını koruyamazlarsa yarın tüketicinin de haklarını koruyacak hiç kimse olmaz. Ve hepimiz emperyalizmin o bize dayattığı çoklu şirketlerin birer oyuncağı, birer metası, birer müşterisi olarak ve çiftçiler ve bizler de köle olarak yaşamaya, modern köle olarak yaşamaya devam edelim. Evet Sayın Başkanım, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Nezaket gösterdiniz. Yayınımıza katıldınız. İzmir'den selamlarımızı gönderiyoruz Sayın Başkanım. Ben de saygı sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi, efendim Bursa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Danışmanı, Tarım Politikalarından Sorumlu Danışmanı Sayın Orhan Sarıballa beraberdik.